Yani to mistakes you apologize. Yani profesyonel anlamda çok değerli hareketler bunlar. It's very precious yani. Things that you did. Concerning professionalism. Ondan sonra. Tamam. Gidecek mi? Always quite nerve-wracking going into a different football club when you don't know anybody. But I managed to settle really quick. The players were really welcoming. In terms of me being a leader, if you like, on the pitch, it's the way I've always sort of been. I always try to take responsibility, and one thing I'm not is and I play without any fear. So I think that rubs off on the other players, which can only help us. Buraya gelmeden önce kulüp hakkında ya da kadro hakkında herhangi bir bilgim yoktu. Buraya geldikten sonra bir şeyleri fark ettim ve Rizespor'a geldikten sonra buranın çok farklı bir kulüp olduğunu, farklı bir futbol ortamı olduğunu anlama şansım oldu. Kadroya gelince de aslında çok çabuk bir uyum sağlama süreci geçti benim için. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladılar ve sizin söylediğiniz üzere liderlik rolüne gelince de bu benim aslında doğamda olan bir şey. Yani sahada her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum ve her zaman sorumluluk almaya çalışıyorum. Bu doğrultuda oynayınca da takım arkadaşlarım da bana aslında bu yolu açtılar ve birlikte aslında çok güzel bir kimya oluşturduk burada. Bunun da bence olması gerekiyor. Başarıya giden yolda bunun olması gerekiyor. Yaşadığı için biliyor. And you know how to go there. Baskı oluşturuyor mu? Bunun en doğru. Does it make pressure? Genç yaşlarda oyuncuların enerjisi yerinde oluyor ve bıraksanız aslında bütün gün koşacak durumda oluyorlar. Ne yazık ki ben şu anda o durumda değilim. Yaşla gelen bir durum söz konusu. Fakat onlara olan farklılığım diyeyim şunla özetleyebiliriz. Yıllar içerisinde edindiğim tecrübeler, oyunu öğrenme şeklim ve gördüklerimle beraber onlara aslında bir nevi destek olabiliyorum. Top bizdeyken, bizde olduğu süreçte yönlendirme fırsatım oluyor takım arkadaşlarımı ve benim yerime aslında onlar işin zor kısmını yapıp onlar daha çok koşuyorlar, daha çok mücadele ediyorlar. Top rakibe geçtiği zaman da yine futboldan öğrendiklerimi, bu zamana kadar elde ettiğim tecrübeleri kullanarak takım arkadaşlarımı yönlendirme fırsatım oluyor ve birlikte aslında çok güzel bir iş yaptık bu zamana kadar. Çok iyi işler yaptık. Dediğim gibi bunun heyecanla çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Genç oyuncular her zaman çok istekli olurlar, çok enerjik olurlar. Biz de aslında bunun karışımını yaparak iyi bir şeyler elde etmeye çalıştık. Benim takım arkadaşlarıma her zaman maç öncesi, maç içerisinde söylediğim şeyler oluyor. Bazısı bunu sevmeyebilir ya da bunu hoş görmeyebilir. Ama futbolun içinde bunların olduğunu düşünüyorum. Ve günün sonunda hepsi için tek dileğim, bütün genç arkadaşlarım için tek dileğim kariyerlerinden maksimumunu elde etmeleri. Biz olaya maç maç bakmak zorundayız. Çünkü direkt olarak hedefimiz tabii ki var ama içeride ya da sahada antrenmanda bunu hiçbir şekilde dillendirmiyoruz. Dillendirmemeye çalışıyoruz. Ki bence doğrusu da bu. Çünkü önümüzde hala oynamamız gereken 6 tane karşılaşma var ve biz bu hedefe ancak bunlara maç maç bakarak ulaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. Ben buraya Çaykur Rizespor'u Avrupa kupalarına götürmek için geldim. Kendi hedefim, bireysel hedefim buydu. Ve günün sonunda eğer bu hedefe ulaşamazsak ben kendi işimi doğru yapamamış olarak addedeceğim kendimi. Ve bunu başaramamış olarak göreceğim kendimi. Ama tek amacım, takım arkadaşlarımızın da tek amacı bu hedefimizi başarmak. Ama dediğim gibi maç maç bakıyoruz. Taraftarların beni seviyor olduğunu söylemeniz beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ben de onları çok seviyorum. Ama benim isteklerimi zaten kulüp biliyor. Kulübün isteklerini de ben biliyorum. Yani bu karşılıklı bir durum. Ben burada kalmaktan dolayı, şu anda burada olmaktan dolayı zaten çok mutluyum. Ve burada kalmaya da çok açığım. Bu büyük kulüpte oynamaktan dolayı da çok sevinçliyim. Ama günün sonunda tabii ki iki tarafın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekir. Kulübün ne ihtiyacı var? Kulüp nasıl bir gelecek planlıyor? Bunları da düşünmek gerekir.
O yüzden iki tarafın da çıkarı doğrultusunda hareket edileceğini düşünüyorum. Eğer bir teklif gelirse tabii ki Rizespor cephesinden tabii ki otururuz, konuşuruz ve burada kalırsam eğer çok da mutlu olurum. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da çok iyi genç oyuncular var. Ama özellikle son dönemde dikkatimi çeken isim Semih Kılıçsoy oldu Beşiktaş'ta. Çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum eğer böyle devam ederse. Zaten fiziksel olarak da Agüero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacak. İngiltere'de bence Manchester City şampiyon olacaktır bir şekilde. Ama Türkiye'deki yarış hakkında çok emin değilim. Çünkü ikisi de çok büyük takımlar, çok büyük kulüpler. Ve çok çekişmeli geçecektir bence sezon sonuna kadar. Kimin olacağı konusunda çok net bir fikrim yok açıkçası.